Não, um sentimento muito muito legal, né? Porque eu comecei muito bem o campeonato, estou jogando, estou tendo minutos, então isso é o mais importante para mim hoje, que faz muito tempo eu não tinha esse ritmo de jogo seguido. Öncelikle Antalyaspor'a geldiğim için gerçekten hislerim, düşüncelerim çok güzel. Bunu belirtmek isterim. Türkiye Süper Ligi güzel bir lig ve ben de bu oyun ritmine alışkınım zaten. Bir süre sadece buradan ayrı kalmıştım. Şimdi yeniden bu ritme geri döndüğüm için çok mutluyum. Ah, não, a gente sabe, né, como ele foi como jogador. Ele é uma lenda e ele está buscando o espaço dele hoje como treinador. É um treinador que tem muita vontade, um treinador que conhece muito bem a liga. Então ele está trabalhando que ele conhece muito bem a liga. Então a gente como jogador tem que aprender muito dele e também tentar comprar a ideia dele, que esse vai ser muito importante para o time em geral, não somente como treinador ou como jogador. Alex Hoca tabii ki Türkiye'de tanınan bir teknik direktör. Nasıl bir oyuncu olduğunu herkes biliyor, bizler de biliyoruz. Nasıl bir efsane oyuncu olduğunu da biliyoruz. Kendisi ligi iyi tanıyan bir hoca. Ligde uzun süre oynamış. Nasıl bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Kendisi oyunculardan tabii ki bazı istekleri oluyor, bizlerden istedikleri oluyor ve bizler de oyuncular olarak onların istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Bunun haricinde bizleri geliştirmeye çalışan, bizden istekleri bulunan ve bunları bizim de yapmaya çalıştığımız iyi bir hoca. Não, Mourinho a gente sabe, né? Ele é um dos melhores treinadores do mundo. Ele treinou os melhores times do mundo. Então tem uma carreira espetacular e que também faz muito legal o futebol turco, porque ter esses treinadores é reflexo que a liga está muito competitiva. Então é também para aprender muito com ele, ver os jogos, o que ele faz de diferente. Você responde, depois eu respondo o outro. Mourinho'yu herkes tanıyor tabii ki. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinin arasında yer alıyor ve aynı zamanda dünyadaki en iyi takımları çalıştırmış bir teknik direktör. Onun Türkiye'ye gelmesi Türkiye'deki ligin nasıl kaliteli olduğunu da ortaya koyuyor aslında. Türkiye Ligi gerçekten rekabetçi bir lig ve onun gibi bir hocanın Türkiye'ye gelmiş olması Türkiye'nin nasıl kaliteli bir lig olduğunu ve rekabetçi bir lig olduğunu ortaya koyuyor. Vou falar do Ismael Kartal. Ele é um treinador muito bom também, por isso ele tem a capacidade de dirigir Fenerbahçe, com um time muito grande. Talvez seja a segunda passagem dele agora. Então ele mostra também as qualidades dele. Talvez ele é um treinador um pouco mais reservado, mas ele gosta de também ser intenso, de jogar muito tático. Então também mostra a qualidade dele para treinar um time grande como esse. İsmail Kartal hocayı da biliyoruz. Ben de kendisiyle çalıştım. Herkes tarafından da bilinen bir hoca. Aslında kendisinin de Fenerbahçe'yi çalıştırdığından dolayı kaliteli ve tecrübeli bir hoca olduğunu söylemek gerekir. Kendisi aslında belki çok fazla ismi söylenmeyen, ismi geçmeyen bir hoca ama aslında çok fazla taktik çalıştıran, kalitesini göstermeye çalışan bir hoca. E o Cam, ele é um treinador muito diferente aos outros treinadores que eu tive aqui na Turquia, porque é um treinador muito muito feliz. Ele gosta de muito primeiramente a pessoa do jogador, se preocupa muito com a família do jogador, de fazer um grupo muito unido. E depois, como treinador, ele é muito bom. A gente sabe, ele ganhou com a gente, ele fez um trabalho espetacular. Depois ele foi no Başakşehir, ele foi campeão por primeira vez na liga. Também agora ele está mostrando o potencial dele que ele tem para dirigir um time tão grande como é Galatasaray. Okan Buruk hoca hakkında ise şunları söyleyebilirim. Kendisi gerçekten çok farklı bir teknik direktör. Çalıştığım hocalar arasındaki belki en farklı kişi diyebilirim. Çünkü oyuncuları çok iyi anlayan bir kişi. Özellikle de oyuncuların ailelerine kadar düşünebilen, onlarla ilgilenen bir hoca. Harika bir insan gerçekten. Onunla çalıştığım süreçte çok güzel işler çıkardık ortaya. Beraber çok güzel başarıları kazanmıştık. Kendisi daha sonrasında Başakşehir'e geçti ve şu anda da zaten Türkiye'nin en iyi takımlarından birisinde Galatasaray'da çalışıyor.
Kendisinin ve kalitesinin hakkında şüphesiz çok iyi bir insan diyebilirim. Não, a gente sabe, né, que o Arda Güler ele tem uma qualidade excepcional, por isso ele está no Real Madrid, porque isso aí não é à toa. Nenhum jogador do mundo pode estar no Real Madrid se ter essa qualidade. Ontem mesmo no jogo que eu vi contra a Islândia, eu acho que foi, ele mostrou um jogo espetacular, como taticamente, tecnicamente ele era em cima que todo mundo. E o outro jogador, como fala? Arthur Koglu? Kerem. Ah, Kerem. Ele também mostrou ontem uma qualidade espetacular, que ele tem capacidade para jogar no Benfica e também sim jogar na Europa. E nossa equipe tem alguns jogadores que você acha Sim, a que. gente tem muitos muitos meninos que eles podem evoluir muito ainda. Eles têm muita qualidade. Talvez com os treinadores eles consigam dar esse salto que eles precisam para ser primeiramente ser grande na Superliga, para depois pensar em sair na Europa. Öncelikle Arda Güler hakkında konuşacak olursam kendisi gerçekten sıra dışı bir kaliteye sahip oyuncu. Zaten bu seviyede olan bir oyuncu ancak Real Madrid'de oynayabilir, böyle bir seviyede oynayabilir. Real Madrid dünyanın en iyi takımlarından birisi. Bu seviyede oynayabilmek için sıra dışı bir yeteneğinizin olması gerekiyor ki bu da Arda Güler'de var. Kerem Aktürkoğlu ise Benfica'ya gitmesinin sebeplerinden birisi gerçekten süratli bir oyuncu diyebilirim. Çok kaliteli bir oyuncu. İzlanda maçında da kendisini izledik. Güzel bir performans ortaya koydu. Kendi takımımıza dönecek olursam da bizde de gerçekten yetenekli genç oyuncular var. Kendilerinin de Avrupa'da oynayabileceğini düşünüyorum. Ama öncelikle kendilerini Türkiye Süper Ligi'nde kanıtlamaları gerekiyor. Daha sonra Avrupa'yı düşünebilirler. Taraftar, você fala que Taraftar. taraftar, gel bu maç, Antalyaspor maç.